İstanbul Kahve Festivali'nde Kafein Kültür'deyiz ve yanımızda kahve masasının en büyük destekçilerinden, yanımızda olan, ilk günden beri yayında yanımızda olan sevgili şampiyon Orkun Üstel bizlerle birlikte. Orkun nasılsın? İyidir, senden ne var? İyi, teşekkür ederim. Siz standdayız. Hangi kahveler var, neler demliyorsunuz burada? Güzel, aslında tanıdık simalar var. Aynen. Bizim bildiğimiz simalar var ama sen nelerden bahsetmek istersin? Beyaz kahvelerden konuşalım. Tabii. Standda neler yapıyorsunuz? Olur. Oldukça yoğun bir festival geçiyor ve çok ciddi bir ilgi var. Çok ciddi. Bize biraz kahvelerden, standınızdan bahseder misin? İkinci yılımız oldu bizim İstanbul Kahve Festivali'nde. Oldukça keyifli geçiyor. Geçen sene de oldukça yoğun geçmişti. Bu sene de o sebeple buradayız. Nordic Approach seçkimizden kahveleri demliyoruz. Şu an Nordic Approach seçkisinden 7 farklı kahve var. Bir de Brezilya Pink Star'ın yeni asadı, 2024 asadı var. Bu sene geçen seneden farklı olarak, geçen sene de bir konsepte girmiştik Misafir Barista adıyla. Geçen sene birlikte kurumsal çalıştığımız firmaları davet etmiştik. Onların demleme seansları olmuştu. Bu sene ise daha üniversite ağırlıklı gidelim dedik. Özyeğin Üniversitesi'nden, kahve kulübünden arkadaşlarımız bize tüm festival boyunca yardım ettiler. Hepsinin emeklerine çok teşekkür ederim. Özyeğin Üniversitesi Kahve Kulübü. Aynen. Doğru mu? Harika. Özü Brew Akademi orijinal ismiyle de. Ne akademi? Özü Brew Akademi. Harika. Hoş geldiniz. Oldukça yoğun, güzel şekilde, iyi iletişimde demliyorlar. Maltepe Üniversitesi Gastronomi bölümünden hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız vardı yine. Onlar çok istekli, keyifli demlediler. Birkaç yine kurumsal müşterimiz vardı misafir barisiye gelen ama bu sene daha akademi ağırlıklı gittik. Keyifli de oldu, insanların da ilgisini çekti. Öğrenci arkadaşlarımıza da yaradı, öğretmen arkadaşlarımıza da, bizlere de yaradı. Kahvelerin tanıtımı anlamında da güzel oldu çünkü genellikle bu kahveler hep benim anlatımla, benim reçetelerimle bir şekilde demleniyor. Veya benim anlatımım veya demlememle tadılıyor ama farklı reçetelerle, farklı anlatılarla tekrar tadılıyor olması insanlara farklı bir deneyim yaşatıyor. O anlamda da farklı bir keyif, farklı bir vizyon oluyor. Bu sefer bu misafir barista konseptleri güzel gidiyor 2 senedir İstanbul Kahve Festivali. Biz de teşekkür ederim Orkun. Özellikle şeyi soracağım ben. Sence festivalde en çok bu seçkinizden en çok ilgi gören kahve hangisiydi? Benim favorim burada tabii ki Kenya. Ama Ankara'da Kenya'ydı. En hızlı biten Kenya'ydı bu arada. Burada karışık sanırım. Var mı sizin böyle favori diyebileceğiniz? Sen tekrarlayabilirsin, mikrofon yapılarda asidik isteyenlere. Asidik isteyenlere yine daha çok Kenya gidiyormuş. Anladığım kadarıyla yine burada da Kenya önde revaçlı bir kahve. Teşekkür ediyorum Orkun. Ben teşekkür ederim. Evet, İstanbul Kahve Festivali'nde 10. yılda Kafein Kültür Standı'ndayız. Arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir video geçirdik. Orkuncuğum, sen de hem kahveler.net'e hem de kahve masasına verdiğin destek bizlerin yanında olduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. Zaman. Arkadaşlar, biz de unutmuyoruz. Hem Orkun Üstel'in YouTube kanalına hem de Kahveler.net'i. Kahve Masası YouTube kanalına, aynı zamanda Kahveler.net'e üye olmayı unutmayın. Şunu da söyleyelim, Orkun yakın zamanda 10.000 üyeye ulaştı Kahveler.net'te. Sizleri de aramızda bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki festivalde bir örnek röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.